Atlamıyorum. Atlamayı seviyorum. Spider-Man var aramızda. Öldüm bana. Sonra teşekkür ederim. Sen de aldın. Ben bu. Sen bunu kullanmak istiyorum. Taş. Dedim, söyle bakayım. Evet, Konya'da görselerimiz. Adı ne? Ahmet. Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesinde ilk defa düzenlediğimiz Karatay Lavanta Günlerine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eğleniyor muyuz çocuklar? Ne güzel. Sizlerin yüzünüzdeki bu tebessümü, bu gülücükleri görmek bizleri sevindiriyor, heyecanlandırıyor. İyi ki varsınız diyorum. Tabii Konya'mızın marka değerine değer katmak, Karatay'ımızın güzelliğine güzellik katmak için göreve gelir gelmez işte bu gördüğünüz Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesini oluşturduk. Hamdolsun hemen yanı başında 300 dönüm daha, 300 bin metrekare daha yeni lavanta bahçemizi geçen yıl sonunda diktik. İnşallah önümüzdeki yıl uçsuz bucaksız o görsel manzaraya da hep birlikte şahitlik edeceğiz. Lavanta ürünü kozmetikten temizliğe birçok alanda kullanılan bir ürün. Hem ekonomik katkısı hem ekonomik değeri var. Hem de susuzluk, kuraklık biliyorsunuz günümüzün mevzusu. Kuraklık, kurak alanlarda da yetiştirilebiliyor. Dolayısıyla hem örnek olmak için çiftçilerimize böyle bir ürünü tercih ettik. Hem de katma değer üretmek için belediyemize, Konya'mıza böyle bir değeri tercih ettik. Bu gördüğünüz alanlar daha önceden moloz yığınlarıyla dolu, işgal edilmiş alanlardı. Onları temizledik ve buraları güzelleştirdik. Bakın buradan çok güzel bir manzara var. Hemşehrilerimiz hem standları geziyorlar, bir taraftan çocuklarımız eğleniyor, bir taraftan görsel bir lavanta bahçesi, hobi bahçelerimiz, hemen arkamızda piknik bahçemiz. Burası toplamda 500 bin metrekarelik bir alan, yeşil alan. Piknik bahçesiyle, lavanta bahçesiyle, hobi bahçeleriyle yemyeşil bir alana dönüştü. Karatay'ın güzelliği oldu. Burada sadece Konya'dan değil, Konya dışından az önce Belçika'dan gelen misafirlerimiz vardı. Yurt dışından bile burayı görmeye gelen hemşehrilerimiz var. Onun için oldukça mutluyuz. Bu güzelliği gördüğümüz için. Bizler Karatay'ın güzelliğine, Konya'nın güzelliğine güzellik katmak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İşte burada geleceğimiz çocuklar var. Çocuklarımıza en güzel yarınları, en güzel geleceği hazırlamak için teşkilatımızla, milletvekillerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Onlar için helal olsun. Yavrularımızın Hasan amcası,
gençlerimizin Hasan abisi, büyüklerimizin de Hasan kardeşi. Ben öncelikle Hasan Bey'e, Sayın Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Kendisiyle uzun süre, uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte çalıştık. Elhamdülillah. Demek ki tecrübeli olunca böyle oluyor. Bugün beraber dolaşıyoruz. İnanın 22 yıl belediyenin her kademesinde çalıştım. Daha bugün görmediğimiz, gezmediğimiz daha nice hizmetlerini tekrar beraber gördük. Şuradan baktığımızda maşallah bir insan seli var. Ne kadar güzel. Bazı yerler var ki, bazı belediyeler var ki ben adlarını anmayacağım. Temizliklerini yapamıyorlar. Çöplerini toplayamıyorlar. Suları akmıyor, çöpler toplanmıyor. Ama elhamdülillah Konya Belediyeciliği, Karatay Belediyeciliği, AK Parti Belediyeciliği o standart rutin belediyecilik hizmetlerinin çok çok ötesinde artık sosyal belediyecilikte de gördüğünüz gibi bir taraftan lavanta bahçeleri, piknik bahçeleri ama hepsi geleceğimiz için. 20'ye var mı araya? Yok. Nasıl hayır da hiçbir kaldırın bakayım elinizi. Herkes kaldırsın, kaldır. İyice kaldır be. Kaldır. Tamam iyice kaldır. Ha? Oy, aferin. Emirin. Ben durdum. Oy kaldırın bakayım. Oy, endirdik. Şimdi uşa. Sallayın omuzları. Haydi bakayım. Elin birini kaldır. Salla omuzları. Salla. 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 Dondurmayı sevdiniz mi? Evet. Daha açmadım. Şimdi açın bakalım. Seni niye tek başına çekeceğim? Hoş geldin. Başarılarınızı diliyoruz. Teşekkürler. Bahçeyi de gezdiniz mi? Gezdik. Gezmez miyiz? Fotoğraf alın böyle bol bol inşallah. Aldım. Çok güzel. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Başarılar. Teşekkürler. Adım Aydın Urkin'dan. 12 yaşındayım. Ya güzel, çok eğlenceliydi. Oradan oraya çekindik, koşturduk. Voleybol oynadık. Çok şey oynadık. Çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Genelde şimdi yerlere gezdik. Çok güzeldi. Bunun için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve büyüyünce biz de Karatay'ı iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz İzmir'den geldik. Gezmek için herhalde bugün mü açıldı? Ne zaman açıldı? Bugün açıldı. Arkadaşlarımız söyledi ziyaret etmemizi öneririz diye buranın yerlisi arkadaşlarımız. Geldik, çok güzel böyle bir ortamda olmak. Belediyenin ürünleri hem sanırım dondurma olarak yapılmış hem farklı şeyler de var tüketebileceğiniz, onların olması gayet lezzetli. Belediyenin böyle bir şeyi üretime döndürmesi de gayet mantıklı. Onun için biz çok memnun kaldık hem bu festivalden. Merhabalar, ismim Bulutan Çetintaş. Bu etkinliğe katıldık. Etkinlik çok güzeldi. Biz Burdur'dakine de gitmiştik Lavanta Bahçesi'ne ama burası da Burdur'a atmayacak şekilde. Belediyeye teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Dondurmanın tadına baktık. Gazozun tadına baktık. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum etkinlikler için. Merhaba, ismim Mustafa Önlü. Lavanta Şenliklerine katıldık. Burada güzel organizasyon oluyor. Çocuklar eğlendiler.
gazozundan içtik lavantanı, dondurması yedik. Gayet güzel. Haratay Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu hizmetlerin devamını da bekliyoruz. Memnunuz şu an için. Gezdik, dolaştık. Gayet iyiydi. Çok güzel fotoğraflar da çekindik zaten. Bu etkinlikler de çok güzel olmuş. Dondurmanın tadı da enfes, lezzetli ve gazoz da çok güzel. Hepsini denedik. Yani güzel oldu. Bir zenginlik kattı. Karataya bir güzellik kattı. Devamını bekliyoruz belediye başkanımızdan.